Dün Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılacağını ama bunların yavaş şekilde olacağını söyledi. Bir hekim olarak biz bu mesajı nasıl anlamalıyız? Vatandaş olarak mı yapmalıyız? Şöyle, tabii ki bir şekilde artık normale dönme isteği hepimizde var. Toplum olarak, ülke olarak, ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Tabii ki kısıtlamalar azalacak ama bu hani hep beraber dışarı çıkalım, işte sosyal mesafemizi minimuma indirelim, eski normale bir an evvel hızlıca geçelim anlamına gelmemeli. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kademeli azaltmalar yapacağız ama bireysel mesafemiz, bireysel hijyenimiz her zamanki gibi devam etmeli. Peki şu an şehrimize de ülkemize de kar yağışı başladı ve devam ediyor. Soğuk hava virüsle bağdaştırıldığı zaman bu havada virüs yaşayabilir mi? Artı yine vatandaşlar bunu cesaret alarak kayak merkezlerine de gidiyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Tabii insanlar artık sıkıldılar. Hani sosyal etkinliklerine, spor faaliyetlerine devam etmek istiyorlar. Bunu hani anlayışla karşılamaya çalışıyoruz ama şöyle bir şey var. Maalesef bu virüs dünya çapında yaklaşık neredeyse 12 aya, 1 yıla tekabül etti ve 4 mevsimdir mevcut. Aslında soğuk havada virüsün azalması gibi bir beklentimiz yok. Hatta kapalı ortamların daha fazla kullanılmasından dolayı bulaş riskinin yeniden yükselmesi gibi bir şey söz konusu olabilir. O yüzden yine kapalı ortamlarda çok fazla tercih etmeyecek şekilde hareket etmeliyiz. Evet. Son olarak hocam, siz bir hekim olarak Kayseri Şehir Hastanesi, burada bir başarı hikayesi yaptı, vaka sayıları düştü. Ülke ortalamasına göre de Kayseri Şehir Hastanesi çok başarılı. Bunu yaparken de muhakkak bir fedakarlığına çalışma yaptınız. Bir anne olarak, bir eşi olarak, bir doktor olarak neler yaşadınız bu şeyde, 12 aylık süreçte? Ya bu 12 aylık süreç hani hiçbirimizin beklediği bir süreç değildi tabii ki. Dediğiniz gibi özellikle sağlık çalışanı anneler, sağlık çalışanı eşler, aileler büyük problemler yaşadı. Çocuklarımızdan çok uzun süre ayrı kalmak zorunda kaldık. Ebeveynlerimize, kendi ebeveynlerimize onlara emanet ettik. Her zaman bir işte eve bulaş riski taşımakla gibi bir durumumuz oldu. Mesai saatlerimiz çok fazla arttı bu süreçte. Koruyucu ekipmanlar içerisinde geçirdiğimiz süre arttı. Yani hiç beklemediğimiz bir sene yaşadık ama elimizden geleni tüm sağlık camiası olarak yapmaya devam edeceğiz. Çünkü önemli olan toplumsal sağlığımız, önemli olan görevimizi en güzel şekilde yerine getirmek.